Merhaba dostlarım. Bu videoda YouTube kanallarımızın önemli olarak gördüğüm 10 ayarını inceleyeceğiz. Küçük kanalların para kazanma aşamasında her şeyi halletse bile ayarları pek anlayamadığını fark ettim. Ve bu videonun size ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Videonun sonuna kadar benimle kaldığında son ayarda benim birebir denediğim ve inanılmaz derecede faydasını gördüğüm bir ayardan bahsedeceğim. Bu ayarı sen de öğrenmiş olacaksın. Ayar 1, abonelikler özet takışında yayınla ve aboneleri bildir. Şuradaki yazı. Bu yazı neden önemli? Bu yazıyı tıklamadığınız zaman, soldaki tiki kaldır zaman şöyle bir sorunla karşılaşırsınız. Video attığınız zaman size abone olan, size bildirimlerini açmış olanlara bildirim gitmez. Ve aynı zamanda YouTube aboneliklerine geldiğiniz zaman bu abone olduğunuz yerde çıkan şu videolar çıkmaz. Bunun bize nasıl bir zararı olabilir? Size abone olan, sizin kanalınıza abone olan insanlar daha çok sizin videolarınızı beğenen insanlardır. Sizin yavaş yavaş bir kitleniz oturmaya başlar böylelikle. Neden? YouTube size etkileşim gösteren, sizin videolarınızı en çok etkileşim gösteren, sizin videolarınızı girdikten sonra başka videolarınızı da izleyen kullanıcılara önerilirsiniz. Ama siz bu abonelik bildirimleri kaldırdığınız zaman sizin videonuzun ve kanalınızın önerilme ihtimali çok daha aza düşecektir. Bunu tiki sadece kaldıracağımız zaman kanalınızı farklı bir kanala dönüştürdüğünüz zaman bu tiki kaldırın ki buradan hem yaş grubuna bakabilirsiniz hem de hangi tür içerik üretiyorsanız bu içeriğin kimliğe hitap edeceğini zaten biliyor olmanız gerekiyor. Ayar 3 için yine örnek videom, benim kendi gösterdiğim örnek videom üzerinden ilerleyerek göstereceğim. Otomatik bölümler. Bu otomatik bölümlerin tikinin açık olması neden önemli? Hemen yukarıya çıkıyorum. Benim videomda açıklamamda şurada görüyorsunuz. 00 giriş. 01.55 metin oluşturma. 06.31 seslendirme. 07.39 stok videoları bulma. Bu bölümlere ayırıyor. Mesela videoya gidelim. Videoya gittiğinizde şurada bölümleri görüyorsunuz. Giriş bölümü, metin oluşturma bölümü, seslendirme, stok video. Video inceleme. Bu bölümü ben şuradaki yazılar aracılığıyla oluşturdum. Ama benim bu otomatik bölümlerdeki tıkım kaldırılmış olmuş olsaydı ben buraya bunu yazıyor olsam da bu bölümleri ayrılmamış olacak. Bölümleri ayıracaksanız bu otomatik bölümler çok önemli. Bunun önerilmeyle falan bir alakası yok ama yapılması gereken bir önemli bir bölüm. Bu bölümlere ayırmak için bazı arkadaşlarımız açıklamaya bunu yazsa da bölümlere ayrılmadığını söylüyor. Çünkü buradaki sizin tikiniz tikli değil. Ayar 4. Lisans ve dağıtımlar. Bunu Creative Commons atıf yapmanız sizin için çok daha iyi olur. Bu daha çok sizin videolarınızı alıp insanların kullanmasına imkan sağlıyor. Böylelikle bedava bir pazarlama, bedava bir kendi reklamınızı yapmış olursunuz böylelikle. Ama videoyu yaparken stok görselleri daha çok kullandığınız videolar oluyorsa, yani daha çok insanların alabileceği videoları kullanıyorsanız bunu işaretleyin ama videonun üzerine de kendi logonuzu ya da kendi adınızı, o tarz bir şey yazın ki insanlar girdiği zaman "Aa, bunu buradan almışlar, bu kanal daha iyi olabilir" deyip sizin kanalınıza yönlensinler. Ben bunu öneriyorum size. İsterseniz diğerini de kullanabilirsiniz. Diğerini kullandığınız zaman zaten buradan telif hakkı ihlali olarak size gelecektir. Oradan ilerleyebilirsiniz. Ama bence kendi reklamınızı bu şekilde bedavadan yapmanın fırsatı Creative Commons atıfta ve buradaki sahada her yerde olarak ayarlanacaktır. Hemen yukarıya çıkalım. Hemen yukarıya çıktığınız zaman bu video dili ve başlık açıklama dili çok önemli. Bunu çoğu kişi işaretlemiyor. Video dili Türkçe olduğunda Türkçe konuşanlar öncelik veriyor. Başlık açıklama dilimiz de bizim Türkçe olduğu için bunları Türkçe olarak ayarlıyoruz. Ama sizin kanalınız tüm dillerden izlenebilecek bir kanalsa ve aynı zamanda dilsiz bir kanalsa bunları işaretlememiz bazı noktalarda çok daha iyi olabiliyor. Ama sizin izleyiciniz zaten, mesela benim bu izleyicim, beni izleyenler İngilizce bir şekilde izlemezler. İngilizce olarak içerik üreten insanlar da var. Bu yüzden benim bu videomu izleyecek insanlar tamamıyla Türkçe olacak. Bu yüzden ben video dilimi ve başlık açıklama dilimi tamamıyla Türkçe yapıyorum. Buna da önem verin. Bu şekilde yaparsanız daha hızlı bir şekilde hedef kitlenize ilerlemiş olursunuz. Bu ayarları da ben şunun için gösteriyorum arkadaşlar. Biz zaten YouTube'da önemli olan şey şu. Videoyu doğru kişilere, hedef kitlemize yönelik önerilmeler. Peki biz bu hedef kitleye önermek için YouTube'a kolaylık sağlamış oluyoruz. Mesela ben şimdi bu videoyu attıktan sonra ben bunu evet çocuklara özel yapmış olsaydım videonun önerilmesi için önüne bir zorluk katmış olurdum. Ama
ben hayır çocuklara özel dediğim zaman direktmen çocukları elemiş oldu ve benim videomu izleyecek olanlara önermeye başladı. Bu ayarlar bunun için çok önemlidir. Sıfır kanallar oluşturduğunuzda, yeni ufak kanallar oluşturduğunuzda bu tarz ufak şeyler sizin için önemli olacaktır. Ayar 5 için de burada ayarlara geliyorum. Buradan kanalı tıklıyorum. Buradan özellik uygunluğuna tıklıyorum. Buradaki bütün özellik uygunluklarını etkin hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü önüne gelen kanal açıyor ve YouTube Twitter'daki bot takipçiler gibi bir ortam oluşmasını istemiyor. Bu yüzden olabildiğince senin gerçek kişi olduğunu göstermek için bölümlere ayırıyor. İşte bir tane telefondan işte iki tane kanal oluşturabilirsin. İşte şunu yaparsan bu olur. Mesela burada gösteriyor. Diyor ki gelişmiş özelliklerde diyor. Videolu dolma. Mesela ben kanal geçmişinden, benim telefon numarası o zaman kısıtlıydı, kanal geçmişi olarak ben bu videoyu yaptım. Videoları attıkça 2 aya bulabiliyor. Yani 2 aydan daha kısa sürede de olabiliyor. Siz kanalınızda ne tür içerikler üretiyorsanız YouTube bir yerden sonra sizi algılıyor. Aa diyor, bu kanal bu tarz içerikler üretiyor diyor. Sonra senin de gelişmiş özelliklerini açıyor zaten. Ama siz direkt açmak istiyorsanız zaten telefon numarasıyla bunları halledebiliyorsunuz. Bunları açmak kanalınızın önermesi için çok önemli. Çünkü her yerde bot hesapları olduğu için bot olmayanlar, gerçekten bir insan ürünü olarak hareket edenler bir adım öne geçmiş olacaklar. Ayar 6. Ayar 6'yı birazcık hızlıca geçeceğim ama en önemli noktalardan bir tanesi öne çıkan bölümler. Bu öne çıkan bölümler mesela ben internetten para kazanma ve nasıl onun gibi editlersin diye bölümlere ayırdım. Hemen şuradan kanalı görüntüleye tıkladığınız zaman zaten burada kanalımızı görüntüleyebiliyoruz. Şimdi aşağıya kaydırdığınız zaman burada size özel bölümünü, şunu kapatalım, size özel bölümünü açık tutabilirsiniz. Buradan, burada görüyorsunuz, size özel bölümünü tikli olduğu zaman benim izleyebileceğim videoları, kanaldaki benim izleyebileceğim videoları burada öneriyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi internetten para kazanma ve nasıl onun gibi editlersin diye oynatma listelerini buraya ekledim. Bunu nasıl ekliyoruz? Buradan bölüm ekleye tıkladığımda, tek oynatma listesi dediğimde, buradan internetten para kazanmak ya da nasıl onun gibi editlersin diye buradan işaretleyebilirsiniz. Sonra şurada iki tıktan bunu yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ettirebilirsiniz. Burada vitrin videosu dediğimizde de abone olmayan kişiler için kanal programı. Mesela bir tane benim videom önerildi. Kanalıma girdi adam. Bana abone değil. Ana sayfamda bu video çıkıyor. Aşağıdaki geri dönen aboneler için öne çıkan video. Bu da şu: video izledikten sonra sana abone olan kullanıcılar bu videonu izliyor. İkisinin arasında fark tam olarak bu. Burayı özelleştirmek çok önemli. Aynı zamanda banner eklemeniz de çok önemli. Ne kadar bottan uzaklaşırsanız, ne kadar kanalı kişiselleştirirseniz kanalınız o kadar hızlı bir şekilde ivme kazanır. O kadar hızlı bir şekilde öne çıkar videolarınız. Çoğunlukla zaten bot takipçilerde banner yoktur. Banner'ı ekleyin. Video filiklerin olarak da zaten YouTube'a subscribe ya da YouTube abone ol PNG arka plan çıkartılmış şekilde alırsanız burada bunu yükleyebilirsiniz. Tüm video olarak da işaretlersiniz, iyi olur. Ben bu şekilde bir şey kullandım. Benim daha çok hoşuma gitti. Son olarak göstermem gereken kanal özelleştirmelerinde de açıklama kısmı. Açıklama kısmına işte merhaba arkadaşlar, kanalımın adı bu, kanalıma hoş geldiniz tarzında kullanmayın. Ben burada kendi kişisel kanalım olduğu için bu tarz basit bir şey kullandım. Ama sizin açıklama kısmında olabildiğince belirli duvarlar örün. O duvarların çevresinden çıkmayın. Mesela benim kanalımda der YouTube otomasyonu, YouTube'da alakalı şeyler olacağı için ben mesela açıklama kısmına olabildiğince hashtaglere yönelik açıklamalar yapmaya çalışırım. Böylelikle SEO'm çok daha güçlenmiş olur. Bu sıfır kanallar için çok önemli. Sıfır olmayan kanallar için çok da önemli de SEO sıfır olmayan kanallar için o kadar da önem teşkil etmiyor. Bu yüzden olabildiğince mesela arabalarla alakalı bir şey yapıyorsanız işte araba incelemeleri, araba motorları tarzında videolar üretiyorum falan, onları cümle mantıklı cümleler şeklinde bağlamaya çalışın açıklama kısmında. Ayar 7. Ayar 7 olarak da kanal hashtagleri. Bu yine sıfır, yeni küçük bir kanal için çok önemli. Anahtar kelimelerde olabildiğince sizin kanalınızın öncelikli olarak zaten ismini buraya eklemeye çalışın. Mesela Kaan Batur, Samet Kaan Batur. Sonrasında işte ben nedir paradan bahsediyorum. Eğitim, para kazanma, internetten para kazanma, YouTube'dan para kazanma. Benim olabildiğince kanalımda ne tür içerikler üretiyorsam onların en genel tanımlarını burada paylaşmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. En genel tanımlarını burada paylaşmaya çalışıyorum. Olabildiğince küçük tanımları da YouTube videolarında paylaşmaya çalışıyorum. Mesela ben buraya YouTube yazabilirim.
daha çok. Mesela çünkü YouTube'dan para kazanma yazabilirim. Ama videoya da yabancı kanal oluşturarak YouTube'dan para kazanma yazabilirim. Yani bu tarz bir mantıkla ilerleyebilirsiniz. Umarım bu size açıklayıcı olmuştur kanal açıklığı açısından. Bir diğer önemli ayar ise 8. ayarımız kategori ayarı. Bu kategori ayarı küçük kanallar için çok önemli oluyor. Ve çoğu kişi de hangi kategoriye yapsam diye bunu bilemiyorlar. Ben mesela şu anda size bir eğitim anlatıyorum. Bu yüzden benim kanalım eğitim kanalı. Mesela siz arabalarla alakalı bir kanal oluşturuyorsanız, içerisinde araba varsa, araba eğitimi ise ikisine de katabilirsin. Ama hangisinin daha çok ağır bastığını sen daha iyi bilirsin. Mesela arabalar ve taşıtlarla alakalı bir kanalım varsa, aynı zamanda benim de kendim celebrity yani ünlülerle alakalı, ünlülerin arabaları, ünlülerin evleri tarzında yeni viral olabilecek kanal konseptleriyle para kazanmamızı açtık. Bunları da eğitimde yer vereceğim. Eğitime yeni kategoriler, yeni videolar, bomba gibi videolar gelecek. Uzun konseptlerimizde size para kazanmayı çok iyi bir şekilde göstereceğiz. Kendim sıfırdan kanal oluşturuyorum. Sıfırdan oluşturduğum kanallar üzerinden para kazanmaya açmaya çalışıyorum. Siz isterseniz para kazanması açık kanallar da alabilirsiniz. Ama sıfırdan başlayan birinin neler hissedebileceğini tekrardan hissetmek için bu tarz kanal oluşturuyorum. Bunları da zaten eğitimimizde yer vererek size anlatacağım. Eğer sen de eğitimdeysen açıklama kısmına ben eğitimdeyim yazabilirsin ya da Discord'dan falan yazabilirsin. Zaten çoğu arkadaşla da iletişim halindeyiz. Eğer sen de eğitime katılmadıysan eğitime katılıp bu fırsatlardan yararlanabilirsin. Şimdi mesela bu bölümlerde çoğunlukla karıştırılan nokta şu: kişiler, bloklar ve araba ve taşıtlar kısmı oluyor. Bu daha çok sizin ne tür içerik ürettiğinize bağlı olarak değişiyor. Siz kişiler bloklara daha ağır basıyorsanız kişisel blok, kişiler blokları seçin. Ama mesela arabalara ya da eğitimlere daha çok ağır basıyorsa kanalınız, onu seçin ve böylelikle daha hızlı bir şekilde ivme kazanabilirsiniz kanalınıza. Sondan ikinciye geldik. Sonuncu ayar çok önemli. Ben kanal yeni sıfırdan oluşturduğum kanallarda bunu fark ettim. Ondan önce değiştirilmiş içerik. Dokuzuncu ayarımız. Değiştirilmiş içerik. Aşağıdakilerden biri içeriğinizi tanımlıyor mu? Burada çok fazla hata yapan arkadaş gördüm. Bunu evet yapıyorlar. Yapay zeka ile içerik ürettiğiniz zaman bunu evet'e tıklamanıza gerek yok. Bunu evet'e tıklayıp normalde 50 bin, 100 bin 48 saatte izlenmesi olup da bir anda sıfıra düşen arkadaşlar falan oldu. Ben çok gördüm. Bana yazanlar da oldu. Bunun olayı şu: bunu evet derseniz problemlerle yaşayabilirsiniz. Çünkü yeni şeyler genelde böyle problemler yaşatabiliyor. Bu şu: mesela benim ağzımı alıp benim söylemediğim bir şeyi bana söylettiysen hayır'a tıklayacaksın. Ya da mesela sen işte dersin ki işte Samet Galmatur'un evleri dersin. Ama mesela dersin ki Kaliforniya'da bir tane evi var dersin. Yok da öyle bir şey. Kaliforniya'da işte şöyle bir malikanesi var diye bir video oluşturursun. Ama öyle bir şey yoktur. Ve aynı zamanda sen gidip Kaliforniya'da başka birinin evini benim evimmiş gibi bir video yaparsan bunu tekrardan evet'e tıklaman gerekiyor. Onun haricinde yani olmayan bir şeyi yapay zeka yardımıyla oluyormuş gibi gösteriyorsanız bunu evet'e tıklamanız gerekiyor. Ama sen sadece yapay zeka ile içerik oluşturdun, işte yapay zeka sesi kullandın, işte yapay zeka ile görsel oluşturdun, o zaman buna evet'e tıklamaman gerekiyor. Bunu hayır'a tıklayacaksın, devam edeceksin. İstersen hiç tıklamadan da geçebilirsin. Şimdi en önemli nokta, ayar 10. Küçük kanallarda bu ayarı yaptığım zaman kanalım daha hızlı bir şekilde ivme kazanır. Çok mantıksız bir şekilde. Belki bir mantığı vardı. Siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunun mantığını ben daha şu anda çözemedim. Ama faydalı olduğu için bu videoya kattım. Alt yazı ve ses. Hangi videoya? İki tane video attım. Dedim ki bir tanesini de alt yazı ekleyeceğim. Buradan alt yazı ekledim. İkincisini de alt yazı eklemeyeceğim. Alt yazı eklemediğim video önerilmedi. Alt yazı eklediğim video önerildi. Sonra dedim belki bu şanstır. İkinci defa aynısını denedim. İkincisinde de aynısı oldu. Üçüncü defa aynısını denedim. Üçüncüsünde de aynı oldu. Yani buradan anlamamız gereken nokta şu: videoyu attığınız zaman hangi dilde olursa olsun, mesela Türkçe ise, benim Türkçe ise ana dilim, Türkçe altyazıyı eklemen gerekiyor. İngilizce ise İngilizce altyazı eklemen gerekiyor. Bunu yapmadığın zaman kanalın önerilmiyor. Yani belki sıfır izlenmede kalabilir. Ama önemli olan şu: altyazı eklenen videoya göre daha az izleniyorsun. Bu yüzden hangi tür video atıyorsanız atın, diliniz neyse, konuşma diliniz, onun altyazısını
burada altyazı ve sesten eklemeyi kesinlikle unutmayın. Atlamış olduğum bazı ayarlar olabilir. Hoşunuza gittiyse, bu ayarlar size fayda sağlarsa videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Sevdiklerinizi paylaşmayı unutmayın. Bu tarz YouTube'da içerik üreten arkadaşlarınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Hoşunuza gittiyse beğenin. Beğeni sayılarına ve yorum sayılarına göre ayar 2 bölümüyle devam edebiliriz. Aynı zamanda analizleri anlamakla alakalı da bir video çekebilirim. Analizler size ne anlatıyor? Hangi tür analizlerde hangi aksiyonları almanız gerekiyor? Bu tarz videolarda ilginizi çekiyorsa, hangi tarz video hoşunuza gidiyorsa bunu yorumlar kısmında benimle belirtin. Buna göre videoları çekmeye devam edeceğiz. Discord kanalımıza katılmadıysanız ücretsiz, kurs üyelerinin özel bölümü olsa da ücretsiz bir şekilde arkadaşlarımızla chatte bu tarz insanları topladığımız Discord grubumuzda buluşup konuşabilirsiniz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Bu tarz ayarlar hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.